Yo çalmadı. Köpeğim oynarken telefonu açık bırakmıştı ondan. Tabii. Ne zaman buluşacağız? Tamam. 2'de ofiste. Eyvah. Güle güle. Buluşacaklar. Bak bir varmış bir yokmuş. Eski günlerde ve güzel bir kız yaşarmış buz içinde. Hadi çık artık Ceren. Dişimi fırçalıyorum abi bekle. Of hadi çık artık Ceren ya sıkıştım. Aa, ya bırak ya tuvaletimi yapıyorsaydın. Aman dişimi fırçalıyorum dedin ya. Ay. Çıkma. Al. Ay ne yaptın ya sen ne yaptın? Birazdan Tuğçe gelecek salak. Ne yaptın sen ya? Çocuklar kusura bakmayın müsaade edin ellerimi yıkamam lazım işe yetişeceğim. Nereye koydun zaman küresini? Söyleyemem Çilek, lütfen ısrar etme. Ya bir kerecik bir baksam. Olmaz diyorum. Hem sadece bakmakla yetinmeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Onun için izin veremem. Ya tamam bir kerecik bir kullanmak istiyorum, izin vermez misin? Veremem çünkü o küre bizim küremiz değil. Perihan teyzenin küresi. Hem bizim o küreyi kullanmamız yasak. Söylemeyiz, ikimizin arasında sıra olarak kalır. Çilek, hayır diyorum. Anlamıyor musun? Öf. Sen ne yapacaksın o küreyle bakalım? 20 yıl sonraki halime bakacağım. Bak sen, meraklı şey seni. Peki, neden 20 yıl sonraki haline bakacaksın? Onu da söyle bakayım bana. 25 yaşına gelince Yavuz'dan evlenmeyeceğime bakacağım. Ha, bak bunu bana söylediğin çok iyi oldu Çilek Hanım. Ne yapıyorsun? Hangi küreye bakarsan bak asla geleceğini görememe sihri yaptım sana. Öf bunu bana neden yapıyorsun? Çünkü hayatım sen bir peri de olsan aslında küçücük bir kız çocuğusun. Ve sana kaç kere söyledim artık hatırlayamıyorum ama Yavuz senin abin olacak yaşta. Ve eğer onunla ilgili hayaller kurmaya devam edersen çok üzüleceksin Çilekciğim. Of! Canım benim. Şimdi bana kızıyorsun biliyorum ama bütün bunları seni çok sevdiğim için söylediğimi anlayacaksın. Evet. Çok teşekkür ederim çocuklar. Hoşçakalın. Ha, bu arada size tiyatroda iyi eğlenceler. Sağ ol. Görüşürüz baba. Bay tamam, bay baba. Görüşürüz canım. Nerede kalmış? Ha, hayatım. Çıkıyorum ben. Dışarıdan istediğin bir şey var mı? Yok canım. Sana güle güle iyi işler. Akşama görüşürüz. Tamam canım. Çilek. Babaya hoşça kal öpücüğü yok mu? İyi işler baba. Nesi var bunun? Ay aklını Yavuz'a takmış gene. Ben bir şeyler söyledim ama hiç dinlemiyor. Ne derseniz deyin. Ben onu seviyorum. Tamam mı? Bana bak ufaklık. Şimdiye kadar sabrettim ama bundan sonra çok kızacağım. Çocuk olmayı ben mi istedim? Ne vardı birazcık büyük olsaydım? Kızım çıldırtma beni. Yani hayatta bir tek Yavuz mu var? İleride ne Yavuzlar çıkacak? Ya bırak Yavuz'u nasıl akıllı adamlar çıkacak karşına senin? İstemem. Bana bak. Sen ister iste ister isteme buna alışman lazım ve kabul etmen lazım tamam mı? Yavuz senden çok büyük. Üstelik teyzenin erkek arkadaşı o. Bana teyzemden bahsetmeyin. Ay, ne yapıyor? Ne diyor ya? Tamam hayatım sen hadi işe git ben onunla konuşurum hallederim. Allah Allah. Yalnız selam söyle baba. Ay, güle güle canım. Akşama görüşürüz hayatım. Ay. Anlaşılan bu meseleyi daha uzun süre halledemeyeceğiz. Efendim Sadık'cığım. Merhaba Betüş. Merhaba. Merhaba. Buyurun geçin geçin. Cem'le Ceren hazır mı? Birlikte çocuk tiyatrosuna gidecektik de. Aa, sahi nerede onlar? Aa! Oh, banyodalarmış. Isırdı ya, ısırdı. Gel buraya abi. Ne oluyor? Görmüyor musun? Kavga ediyorlar. Durun yapmayın lütfen Ceren. Boş ver Cem. Tiyatroda yan yana oturmayız olur biter. Bence de Ceren. En arkadan seyretsek bile olur. Yeter ki abinden uzak duralım. Tuğçe, Kerem bari siz yapmayın. Ya affedersin Betüş. Hadi gel Cem çıkalım geç kalıyoruz. Sen gelmiyor musun Çilek? Hadi. Siz gidin. Ben çocuk değilim. Ay, bazen aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Ne zor şey anne olmak. Bir an önce gitse de şu küreyi bulsam. Öf, rahat bakamıyorum ki. Suzan uyanıp gelecek diye ödüm kopuyor. Bir an önce kalksa da kafeye gitse. Acaba saati kurmayı mı unuttu? Şimdi gidip kaldırır. O zaman da kızar. Ama işe geç kalırsa daha çok kızar. Ne yapsam acaba? Kaldırsam kızar, kaldırmasam kızar. İşe geç kaldığı için daha çok kızar. O zaman birinci şıkkı yapayım, kaldırayım. Daha az kızsın. Suzan, karıcığım, hadi kalk karıcığım, işe geç kalacaksın. Hı. Ama Suzan, uyansan iyi olacak. İşe geç kalacaksın karıcığım. Uyan dedi. Aa, günaydın. Ne var anne? Yani işe gideceksin ya, ben onu hatırlatayım. Sabah sabah işe giden ki, bugün öğlen açacağız dedik ya kafeyi. Aa, peki kızma karıcığım, o zaman sen yat uyu biraz daha, tamam mı? Uyu, ben seni beklerim içeride. Sen uyu yat. Nereye yatıyorsun ha? Nereye yatıyorsun? Uyandırdım bir kere, nereye yatıyorsun? Yani hatırlatayım dedim, affedersin. Ya ben sana dün ne dedim Avni ya? Ne dedim? Bugün kafeyi öğlen açacağız. Sessiz ol, sabah 1-2 saat fazla uyuyayım demedim mi? Tabii senin aklın kendinde değil ki. Ben senin aklın nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Ben de burada başçavuşun eşeğiyim, ne söylesem umurunda değil. Aa, ama yani insanlık hali karıcığım, unutmuş olamaz mıyım? Sus bana cevap verme, daha fazla benim cinlerimi tepeme çıkarttırma. Bari uyandırıyorsun, doğru dürüst uyandır. İnsan sabah sabah karısını uyandırırken bir öpücük falan kondur yanağına, değil mi? Suzan. Ha. Ama ben sende neye unutkanlık yaptığını çok iyi biliyorum. Ne? Sen şimdi görürsün. Ama yo sen de yapma. Gel buraya sen. Şimdi beni niye uyandırdınız anlaşıldı Avni Bey. Oh maşallah. Sen dükkanı açmışsın, tezgahını kurmuşsun ama müşteri yok değil mi? Tabii ben de kafeye gideyim de sen de rahat bak. Puh, Allah boynu devirmesin seni. Ah karıcığım, nereden çıkarıyorsun bunları? Aa. Hadi yalan de. Hadi iftira de. Yemin etsene. Yemin et öyle bir şey olmadığına. Söylesene be adam. Söyle yoksa parçalayacağım seni. Söyleyemiyorsun değil mi? Yemin etmekten korkuyorsun çünkü çarpılacaksın. Ama sen hiç merak etme Avni. Ben her halükarda seni çarparım Avni. Vay, kolay gelsin dostum. Baba, ha pardon, baba. Ya bütün gece çalıştın mı sen? Hiç eve uğramamışsın. Evet çalıştım. Birinin işleri bitirmesi gerekiyor, değil mi? E tamam, bugüne bıraksaydın işte, Sadık hallederdi. Bunlar bizim işimiz, onun değil. Her şeyi ona yıkamayız. Bu saatte geleceğini tahmin ettiğim için bırakmadığım iyi olmuş. Bugün cumartesi. Sana her gün cumartesi. Tamam, seninle hiç tartışmayacağım. İyi çalışmalar dostum. Baba. Tamam, baba. Beyefendi hoş geldiniz. Hiç gelmeyeceğinizi sanıyordum. Aman lütfen, babam gibi konuşma dostum. Şimdi geldiğini gördün mü baba? Ha, şöyle geçerken bir uğradım. Yalnız gözlerime inanamadım. Bütün gece burada çalışmış. Tabii. Yani babanın sayesinde bu şirket ayakta duruyor. Sana vermiş olsaydı şirketi iflas etmişti bizi 2 gün içinde. Vallahi bilmiyorum farkında mısın ama onun sabaha kadar çalışmasının tek bir sebebi var. Dudu Hanım'la buluşmaya zaman yaratmak. Tamam. Ne var bunda şaşıracak? Hatta takdir edilmesi gereken bir konu. Baban senin gibi özel hayatıyla iş hayatını birbirine karıştırmıyor. Ne zaman ki burada işi bitiyor ondan sonra gidip buluşuyor Dudu Hanım'la. Vallahi bilmiyorum. Ben önce Eda ile buluşurum. Zaman kalırsa çalışırım da. Aa yani bugün buraya gelmeni Eda ile buluşmamana mı borçluyuz? Yanıldın dostum. Birazdan Eda ile buluşacağım. Cüzdanımı burada unutmuşum. Ona